İklim değişikliğine bağlı nedenler ülkeleri su stresine sürüklüyor. Peki su stresi ne demek? Bir ülkenin yenilenebilir ve kullanılabilir su potansiyeli dikkate alınarak o ülkenin su stresi durumu hesaplanıyor. Bir ülkede kişi başına düşen su miktarı 1700 metreküpün üzerindeyse o ülkede su stresi yaşanmıyor. Bu miktarın 1000 ila 500 metreküp arasında olması o ülkede su kıtlığı yaşandığı, 500'ün altına düşmesi ise ülkenin mutlak su kıtlığı içinde olduğu anlamına geliyor. Okyanuslar, denizlerdeki sular dünyanın yaklaşık %71'ini kaplıyor ancak büyük ölçüde kullanılamayacak nitelikte tuzlu sular. Yani toplam dünyanın su potansiyeli sabit olarak kabul ediliyor ve yaklaşık %97,5 tuzlu sulardan oluşuyor ve geriye kalan 2,5'lık kısmının da tatlı su olduğu düşünülüyor, hesap ediliyor. Tabii bu tatlı suların yaklaşık %68,7'si ya da %70 civarı buzullar, yani hem denizlerdeki buzlar hem karalardaki buzullar da bulunduğu için insanların ulaşımına çok uzak olduğu için kullanılması mümkün olmayan sular olarak değerlendirilebilir. Yaklaşık tatlı suların %30'a yakını yeraltı suyu olarak biliniyor ve %25'lik yaklaşık %26'lık kısmı ise yüzeysel sular olarak adlandırdığımız işte göller, nehirler, barajlarda birikmiş olan sular. Dünya nüfusunun 1/4'ünü oluşturan ve yenilenebilir su kaynaklarının %80'ini tarım, sulama ve hayvancılık gibi alanlarda kullanan ülkeler, su yönetiminin yeterli olmaması, nüfus artışı ve iklim değişikliği gibi nedenlerle bağlantılı olarak su stresi yaşıyor. Küresel nüfusun en az %50'sini oluşturan yaklaşık 4 milyar insansa yılın en az bir ayını yüksek su stresi altında geçiriyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika nüfusunun %83'ü, Güney Asya nüfusunun ise %74'ü aşırı su stresi yaşıyor. Küresel sıcaklık artışının 2100 yılına kadar 1,3 santigrat derece ile 2,4 santigrat derecede sınırlandırılması durumunda dahi 2050 yılına gelindiğinde 1 milyar kişinin aşırı su stresi yaşayacağı tahmin ediliyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün toplam 164 ülkenin verilerinden yola çıkarak hazırladığı su stresi yaşayan ülkeler listesinin ilk sırasında Kuveyt bulunuyor. Bu ülkeyi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Umman, Katar, Bahreyn, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır takip ediyor. Türkiye ise listede 39. sırada bulunuyor. Uzmanlar, su stresi yaşayan ülkeler arasında 39. sırada bulunan Türkiye'nin kullanılabilir yıllık yenilenebilir su miktarının 112 milyar metreküp olduğu, bu rakamın iklim değişikliğinin etkisiyle düşebileceği uyarısında bulunuyor. Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı 1300 metreküp olarak hesaplanırken, bu rakam Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler sınıfında olduğunu gösteriyor. Mümkün olan her yere baraj yapacağız. Yani baraj, yerüstü barajları ve yeraltı barajları. Yeraltı barajları küçük olur ama yeri de çok ciddi bir yeraltı suyuna çok büyük kaynak destek olur. Suyun %70'i Türkiye'de doğudadır. Nüfusun %30'u doğudadır. Tersi de batıda, yani nüfusun %70'i batıda yaşarken suyun da %30'u. Bu nedenle sanayi, su kullanan sanayi doğrudan doğuya gitmesi lazım.